Ama şimdi bir de e, maçla ilgili ekstra eklemek istediğim bir şey yoksa oyunculara da evet. geçiş yapabiliriz. Çünkü bağlantılı şeyler aslında. Bir amiri transferi konuşuluyor. E, bizim voleyden e, Yağız'ın da kaynaklarından teyit ettirdiği. Bir de e, Konrad Delefuente konuşuluyor. Şimdi amiri Galatasaray içinde konuşulmuştu. Beşiktaş'ın teklifi yaptığı ve anlaşmaya yakın olduğu söyleniyor. Bilmiyoruz biz transfer kısımlarını ama ne kadar Beşiktaş'a amiri onu konuşalım. Yani e, oyun ne kadar Tempolu olursa e, büyük takımlarda e, Tempoyu ne kadar edebilirsiniz rakibinize o kadar avantajlısınız Hani Galatasaray bölümünde Konuşurken Michio Torreira ikilisinin Oynama ihtimalinden bahsetmiştik ya Bunu Beşiktaş'a alın e, Amiri ve Cezson Fernandez'in beraber oynayabilme Seçenekleri üzerinde e, Konuşun çünkü Ne olursa olsun yani Oyunu önce Kanada'ya yayıp, ama bu set hücumunda veya da geçişte ondan sonra içeriye girerek zaman kaybedersiniz. Ama ne kadar merkezden oynayıp ne kadar kanatları buraya yanaştırırsanız o zaman çok zaman kazanırsınız ve rakibinizi hataya zorlarsınız. Oyunu genişletmekten bahsetmiyoruz. Çabuk oyun, geçiş oyunu. De, eksiltirsin yani. Tabii ki. Topu yön değiştirene kadar burası zaten bu, Zaten savunma pozisyonunu alıyor. Ama merkezden dikine girersen hem de rakipten adam eksiltmiş olursun. E sen buradan gelirken de burayı da yanmış olursun. Artı... Nuri Hoca'nın söylediği işte L1 üçgende Kan Kaan ve Yusuf'un Yusuf Kenan Yusuf Çalık'ın röportajında. Ya yani bizim için hani birçok istatistik var ama peking ve impact pass'lara çok önem veriyoruz. Evet. E bunun sebebi hem alan kat ediyorsun hem adam eksiltiyorsun. Amiri bunu mu yapar demek istiyorsun? Evet. Amiri bunu topla da yapabilir tabii ki. Yani Hı. şimdi mesela peking ve impact pass'a her zaman şey yapmaz. Rakip ona izin, mü, vermez. izin vermeyecek buna. E, o zaman Direkt Pas tercihin kapandığı zaman ne yapacaksın? Dripling yapacaksın. E Jason Fernandez bunu yapabilen bir adam zaten. E bir de amiri geldiği zaman iki driplingçiyle oyuncuyla merkezden adam eksilteceksin. Tabi burada Vegors çok çok önemli. Şimdi bu her santraforla da işe yarayabilir bir kurgu olmaz. Eğer çok uzun zamandır oynamıyorsanız ya da genius bir teknik direktörünüz yoksa oyunu tamamen orada kabul ettirebilen sürekli yer değiştiren adamlar yoksa e Vegos varken Raşit Gezal gibi kendini sürekli unutturabilen bir oyuncu varken merkezi pasla kıramıyorsanız dribbling'e kırmak her zaman olumlu bir tercihtir. Vegors'ta da şöyle bir istatistik vardı. Ee, Burnley'de bu progresif pas dedikleri işte yani çok tanım oluyor da yani öyle anlatacağız Dikine yani. yani, dikine 10 metre, 20 metre, 30 metre geçen 20. paslar diyelim. E, Vegors onu en iyi alan oyunculardan birisi. Doğal olarak burada da yatkınlık oluyor. Tabi Amiri geldiği zaman işin savunma yönü biraz değerlendirmek lazım. Hani şimdi Arao Joseph Torero Siopis o kafamızdaki altı modeli Beşiktaş'ta tam yok gibi. İşte o zaman şöyle olacak. Yani Joseph'in oyuna katılımını bekleyecek evet, Beşiktaş. Yani. yani Joseph Amir Jason yani. Fernandez'i yani. hayal edecekler. Amir öyle bir oyuncu değil. Evet altı gibi oynamışlığı var ama o kesici çünkü önden altıya gelen, tabii, bir, tabii. önden merkeze gelen bir oyuncu aslında. Ön oyunculuğundan merkeze ama böyle hani kesici, top çalan, defansif bir e, CV'si olan bir oyuncu değil. En azından benim gözlemlerim o yönde. E, oraları tabii ki yapar. ikili mücadeleye girer. Ama topla becerileri yüksek. Senin anlattığın gibi benim de notlarımda aynısı vardı ki Galatasaray'a gelirken alınmış notlarda değişen bir şey yok. Aynı şey Sadece aynı belki beraber oynadıkları evet. oyuncular için ekstra bir şey ekleyip çıkarabiliriz. Dikine oyun, driplink de adam eksiltmede bir profil ve bu da Beşiktaş'ın İhtiyacı evet. olan bir profil. Yani oyuncuyu özetleyecek şeyler. Tabii Leverkusen'da Almanya Genç Milli Takımında çıktığında bunlar daha öne çıkıyordu ama Serie A'da izledik Yani Genoa'da da çok bunları yapmadı diyemeyiz. Hız ve e, teknik beceri. Evet. Onu tanımlayacak bir şey. Bir de oyun kurulurken durağan bir oyuncu değil. Bekleyeyim, top bana gelsin, vereyim, bir daha bekleyeyim değil. Bizim hep söylediğimiz işte pas ver ve hareket et. Pas ver hareket et. Pasver hareket et. Pas ver hareket et. Pas ver hareket Çünkü üçüncüsü pas al. Evet. Böyle şey yapar. belgeseldeki gibi. Take the ball, pass the ball yani. Ya, o, o işin şeyi artık. Nirvana'sı. Harvard'ı, yani. Harvard, evet. Biz biraz daha... Biz meslek lisesi kıvamında takılalım. <laughs> biz, evet, biz biraz daha meslek lisesini de geçelim. Yani çıkmış olan lisans eğitimi ama... <laughs> ha, ha, peki. Ot, ot <laughs> boğaz Boğaziçi'de değil de... Daha böyle işte Anadolu'daki güzel eğitim Düzü vermeye de çalışan kurumlarımız, üniversitelerden tamam. birinden yavaş yavaş oralara geleceğiz. Orada da var. Mesela bu Getson'la beraber yan yana koyunca Beşiktaş'ta Hoffenheim döneminde e, Giriş <laughs> ve Amiri ve Kerem beraber oynadıkları da tam böyle bir evet. birine 6 yazamıyorsun ama 6'yı 8'i döne döne oynuyorlar. Orada da belki Valerian İsmail'in elini güçlendirebilir, güçlendirebilecek i̇şte bir burada oyuncu. Burada 3 yerli oyuncu noktasında tıkanacak. İşte orayı ya nasıl o, yapacak? O ben kesinlikle onu merak ediyorum. yani Beşiktaş'ın e, Bardakçı'yı elinden kaçırması e, bilmiyorum yani Emirhan'ı daha güçlü bir sözleşmeyle ikna edememesi Rıdvan'a bir şey demiyorum. Rıdvan gidecek. Evet. E, Ama şu anda Ersin var. elde. Ersin var. İşte Ersin'i yazdık. Cebimize koyduk. Yani ondan sonrasını şu var diye tam yazamıyorsun. Hadi üçlü soğumaya dönecekse Emrecan Uzunhan'ı Sol yani stoper gibi ekleyebiliriz. Necip oynar. Evet işte ya Orası çok büyük sıkıntı. Yani Salih oynar. Salih fena oynamıyor. Salih fena oynamıyor. Ama o zaman işte denklemden birisi çıkacak yani Amiri, Jason noktasında. birisi denklemden evet. çıkacak o noktada. Bir de bu denkleme bir de şey de eklenecek. Yine transfer haberlerini. Konrad, De Fante. Ne gözüyle baktın sen oyuncuyu izlerken? Notlarını alırken? açayım. Artık şey de bitiyor. Ben çünkü bir şey Defter hayal ettim. De ee, o hayalin üstünden korkuladım Delefuente'yi. Şimdi Delefuente'yi ilk Barcelona'da böyle hani çıktığı zaman hepimizin dikkatini çekmişti. Çünkü Avrupa'da manşet oluyordu. Hmm. Ha böyle işte yeni bir yıldız geliyor falan. İşte kenar oyuncusu. Ee, tipik toplu adam eksilten birebir oynamayı seven gerçekten çok hızlı, çok atlet bir sol kenar oyuncusu. Tabii Barcelona'da çok süre alamadı. Profesyonel maçı var mı? Barsa'da bir ya da iki tane sonradan girdiğidir evet. sonlara doğru. E, sonra orada devam etmedi. Marsilya'ya geçti. E, hala bence olmuş bir oyuncu değil. E, hala öğrenme aşamasında bir oyuncu. E, özellikleri bakımından yeteneğiyle oynayan bir oyuncu ama takım oyununa e, o kadar bir kariyeri yok. Takım oyunu oynayacak kadar. Ama yani şimdi hocalarının referansları var. Mesela Lamasya'daki hocası Ruben Marti oyuncuyu şey olarak değerlendirmiş. Desecuile brante. Yani rakibi dengesizleştiren bir oyuncu. Kastettiği şu büyük ihtimalle. Ya öyle bir oyun tipi var ki ters ayakta yakalıyor, birebirde yatırıyor kaldırıyor, adam eksiltiyor. Rakip tam olarak ne yapacağını anlamadığı için rakibin dengesi bozuluyor. Ee, i̇şte adam eksiltme denemeleri hızı, atletizmi oyuncuyu en çok tanımlayan şey. Dediğim gibi sürekli oynaması lazım. Takım oyunu oynaması lazım. yani bu takım oyundan kastım hani yardımlaşma, işte kadro oyuncusu olma değil de yani bir takımın içinde parça olması lazım. Evet. Bu oyunu sürekli tekrar etmesi lazım. Bu sayısı çok az çünkü. E böyle oyuncuların da en çok ihtiyaç duyulan, duyduğu şey tahammüldür. Beklemektir, sabırdır. Ama şimdi Beşiktaş'ın sanki hemen iş yapacak bir oyuncuya ihtiyacı var. Ya karşılayabilir. Bazı oyuncular hani bu Beşiktaş'tır onun ihtiyacı olan. E, ama şeyi o, e, şerhi o. Ya bu oyuncuya tahammül gösterilmeli. E, oyuncu bir tekrarını artırmalı. E, bir de yine başta söylediğimiz problem doğabilir. Yani defansta de çizgi oyuncusu. O da içeriye doğru giren bir oyuncu diye yani, topla içeriye giren bir oyuncu ama pozisyonunu kenarda alıyor. Ya, yine Masuaku ile beraber çizgiyi kullanacaklar ve yine ayağına top alıp yine biraz rakiple birebir kalmaya çalışacak. Ama yani Beşiktaş'ta bunu çok bırakmayacaklar. Her zaman 1'e 2, her zaman 1'e 2. Öteki türlü Beşiktaş yine geçiş yapmaya çalışacak. E yine kepsler hazırlanacak. Yani çok yetenekli bir oyuncu. Yani heyecanlandırır olan. Hani CV'ye bakıyorsun. Lamasya, 17 yaşında Amerika Milli Takımı. Amerika'da doğmuş bu arada. Güzel evet, evet. Miami Florida evet, evet. doğum yeri. Ama Haiti'liler Babası konsoloslukta çalışıyor. Barcelona'daki Haiti konsolosluğuna gönderildiği için 11 yaşında Katalonya'ya Barcelona'ya geliyor. 13 yaşında La Masia'ya giriyor ve girdiği andan itibaren hep en üst seviye oyuncu. Yani ortalama bir oyuncu değil. La Masia'nın göz bebeklerinden bir tanesi. Ronaldinho hayranı, Messi hayranı, Osman Dembele hayranı. Ya biraz şey aşağı hani... Messi Ronaldo iyiydi de, Heh. araya Dembele girince biraz sıkıntı. Dembele'nin konsol oyunundaki şeyine mi hayran kaldı Bilmiyorum acaba? Yok yani konsol ya öyle söylemiş. Ama idolü Lebron James, tabii Amerikalı olunca sporcu idolü oluyor. Dediğim gibi çok yetenekli bireysel olarak ama bir takımda oynamışlığı çok az, tekrarı çok az, hele Türkiye'ye geliyor, Beşiktaş'a geliyor, tahammül eşiği neresi olacak? Oralar bence soru işareti. Yani birincisi tıpkı Enkudu gibi başka bir oyunun parçası iken oyuna girdikten sonra rakibi tamamen e, sürpriz edici bir parça olarak düşünüldü Delefuente. Bir ona bakmak lazım. İkincisi Sampaoli, üçlü savunma. Şimdi ben hepsini birbiriyle bağdaştırmaya tabii çalışıyorum. Tabii. İzlerken de hayal ettiğim oydu. Şunu dedim, acaba, acaba, acaba. Masuaku da geldi. ama ve lakin belirli maçlarda... Daha farklı bir kurgu yine bir üçlü savunmanın getirdiği noktada o süratiyle, o dayanıklılığıyla sol çizgi tamamen ona emanet edilebilir mi? dönüp sol kenar evet, beş Evet. Bu benim aklıma en yatkın olanıydı dörtlü savunmadaki rolü haricinde yani dörtlü kurguya göre sahaya çıkan yani noktada. İzlediğim kadarıyla eğer üçlü oynayıp sol kenarı Delefuente'ye tek başına emanet ederse tabii rakibe de bağlı rakibe olmak bağlı. üzere. Evvel Eren İsmail'in şey oldu. Veda mektubu. Veda olur. mektubu olur. Yani bir tarafta Rozier, bir tarafta hücumcu, dengeleyici. Rakibe bağlı. Rakibe bağlı. Tabii okuyamayız ama Ha tabii ki derbiye çıkmaz öyle canım. Yok yani heyecan tarafı... olur. Antalyaspor'a, Kayserispor'a karşı çıkmaz da. Bakar bu ligde neresi yani ben sol kanattan genişlettiğimde Orada da bir iş yapabilecek bir oyuncu kimdir sol diye. Sol stopere bir transfer yaparsa, Sa o transfer de tamamdırsa... Sa olabilecek bir şey. Tabii, tabii çok şey. ssa. Mevcuttan bahsetmiyoruz. Şimdi yani Sayıs orada olur. Sol stoper olur. Hatta Sayıs sol stoper olur bu arada merkezde bir oyuncu olur. Belki de Emre Can'ın uzundan hiç beklemediğimiz bir performans gösterir. Gibi gibi. Orada Emre hani biz burada dersizleştirmiyoruz Emre Can'ı. Sadece şu anki kurguda yer bulunamıyor belirli oyuncular ama bulunmak zorunda. Bu arada hala onu tekrarlayalım. Üç yerli kuralına göre. O da olabilir. Veyahut da abi bir dakika aşamıyoruz. Rakip çok iyi derinde bekliyor. Biz bunu Enkulu'yla da aşamayacağız. Belli ki. Çünkü Enkulu daha bir e, süratli bir oyuncu ama bilek noktasında burada bir dar, dar alanda iş çözecek oyuncu mu? Evet Konrad Fante o zaman mantıklı geliyor bana. Öyle bir fikir olabilir. Bakalım göreceğiz Gözeceğiz. gelişmeleri. Beşiktaş'la ilgili başka bir şey yoksa Beşiktaş'ı da sonlandıralım. Tüm notlarımızı anlattık. Galatasaray ve Beşiktaş'ı konuştuk. O zaman Trabzonspor'la devam edelim.